Ne oldu? Sahur mu yapacaksın? He? Sahur mu yapacaksın gece gece? Ne oldu? Kız bak 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 içeri girdi bir de bak. Sahur mu yapacaksın? Ne istiyorsun? Mama mı istiyorsun? Mama mı istiyorsun sen? Tamam dur. Kız sen çok mu acıktın? Sen sahura mı geldin? He? He kızım? Çok mu acıktın kızım sen? Hani panda nerede? Uyuyor mu yoksa? Boş ver erken kalkan yol alır sen yap. Sen ye yemeğini sen ye. Kız anam gördün mü kapıda nasıl bas bas bağırıyor. Sesimizi duydu da. Ezan da birazdan okunmak üzere. Yani şöyle bir 5 dakikası falan var. Hayırlı sahurlarımız olsun inşallah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Tutacağımız oruçları Rabbim kabul etsin inşallah. Niyet ettik Allah rızası için orucumuzu da tutmaya. Rabbim Gazze'deki Müslümanlarımıza da inşallah yardım etsin. Evet bacılarım, dediğim gibi Rabbim kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri inşallah kabul etsin. Ben herkesi gönderdim. Önce dediğim gibi büyük oğlum, sonra eşim, sonra küçük oğlum. Hepsini gönderdim. Onları göndermeden de yatmadım. Saat kaçtı yalan söylemeyeyim. 4'e 10 kala uyandım işte. Ondan sonra sahurumuzu yaptık. Namazlarımızı kıldık. Sonra hemen girdim şu mutfağı bir temizledim toparladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Mutfağımı ondan sonra bir süpürdüm. Çamaşır makinesine de şöyle renklileri attım. Bak onlar da yıkanacaklar burada. Bak para düşmüş oraya gördün mü? Gerçi göremedin. Renklileri de attım makineye. Bunu da çalıştırdım. Dediğim gibi buraları şöyle bir süpürdüm. Biz zaten bak şurada yatıyoruz. Ben normalde odamı babama veriyorum buraya geldiği zaman. Biz burada yatıyoruz. Bu yatakları topladım. Oğlanı yatağını topladım. Masayı zaten kaldırmıştım çoktan. Burayı şöyle bir süpürdüm. Şimdi bir 3-4 saat falan uyumam lazım. Çünkü kafam artık serseme döndü. Biraz böyle sahurdan sonra dedim ya yatmadım diye. Ruslan annemin battaniyesini ördüm örebildiğim kadar. Ondan sonra giden gitti kalan kaldı. Ben de şimdi müsaadenle şöyle bir 3-4 saat inşallah uyuyacağım. Ay kız bacım yattım bir daha kalktım ya. Bu aklıma geldi. Keşkek çorbası yapacağım akşam iftarı da babam çok seviyor biliyor musun? Evdeki herkes de yiyor bundan. Şu kadarcık fasulye ıslattım. Kuru fasulyeli yapacağım. Siz neli yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben barbunyalı da çok severim. Böyle kuru fasulyeli de çok severim. Keşkeğimi de ıslattım. Ya aşırılık bu da işte. Biz buna keşkek diyoruz. Keşkeğimi ıslattım. Fasulyemi ıslattım. Bunlar akşama kadar ooo 1000 kere şişerler. Dediğim gibi şimdi birazcık müsaadenle artık şöyle biraz gözümü dinlendireyim. Yani bir 2-3 saat kadar. Bacılarım ben dinlendim. Gözümü bayağı bir dinlendirdim. Geldim. Keşkeğimi de şöyle hatta aşırılık buğday diyeyim artık. Keşkeğimi de koymuştum ya şişsin diye. Bak onlar iyice şişmişler. Ben bunu buraya koyulda bayağı oldu. Bakma sen ben diğer videoları falan hallettim. Çaktırma. Bak gördüğün gibi bu bayağı bir ortadan yarılmaya başladı. Bu iyice böyle özünü bırakacak şimdi suyuna. Fasulyesini de eklediğim içine ikisi birden böyle şey yapsın harmanlansın diye. Bunun suyuna süt koyacağım ben. Sen yapıyor musun bilmiyorum ama annem yapıyordu onu. Ben de onu gibi yapacağım. Bir de başıma gelen bunu da ben hatırlıyor musun teyzem bana göndermişti de hatta kendi bahçesinden yollamıştı. Ben de köyden getirdi zannettiydim. Kız o dolapta kala kalmış ya. Ne yaptım onu da çıkardım hemen şöyle doğradım. Ya affedersin ama leğenle böyle dolabın arkasına doğru kaka vermişim. Orada kalmış o. Ay dedim hemen bunu da aradan çıkartayım. Bunun kavurmasını da sever babam. Çorbasını da sever. O yüzden şey yapacağım. Şimdi bugüne ihtiyacımız yok da. Hani daha bozulmasını hemen dolaba atacağım. Hem teyzeme yazık. Kadın o kadar emek etti. Yolladı bilmem ne. Neyse. Bunu halledeceğim. Ana yemekte daha hiçbir şey aklımda yok. Ay ne yapsam bilmiyorum ya. Dur. Önce şu çorbayı bir halledeyim. Ondan sonra ana yemeğe de geçmem lazım. Bacım şimdi ben şöyle keşkeğime sütümü de ekledim. Böyle biraz daha sütten bunlar birbirlerine böyle geçecekler. Tuzunu zaten ekledim ama biraz daha ben bunu su koyabilirim. Çünkü bayağı bir çekmiş suyunu. Ama senden de bir şey isteyeceğim. Gözün sevin bana hakkını helal et. Yani böyle Ramazan'da da artık böyle video çekeceğim. Çünkü hani yaptığımı çekiyorum işte gezdiğimi çekiyorum ettiğimi çekiyorum ya. Belki ben oruçlu izliyorum. Belki oruç yani iftardan sonra izliyorum. Orasını bilemiyorum. Ama canı da çekiyorsa yani bana hakkın geçiyor. Hakkın helal et kurban oldun tamam mı? Bak bunu şimdi birazdan yağını da koyacağız. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim izin verirse. Vallahi bilmiyorum bak bunu dene gerçekten beğeneceğini düşünüyorum. Bildiğim bak buna barbunya da koyabilirsin. Bakma benim burada kuru fasulye koyduğuma. Barbunya da oluyor. Zaten Kastamonular zaten çoktan işi çözdü de. Hani bilmeyen arkadaşlar
arkadaşlarım için söylüyor. Keşkek haşla suda aynı benim gibi böyle ıslat. Ondan sonra kuru fasulyeyi de aynı dediğim gibi şişir. İkisini böyle harmanla, kaynat, üstüne biraz su ekle. En son yağında zaten göreceğim nasıl yaptığımı. Yağını da koy. Oh bak var ya, yemelere doyamazsın inan ki. Ama dediğim gibi ne olursun hakkını helal et. Vallahi billahi. Ya başka ne çekeyim anam ben de Ramazan'da, tamam mı? Gözünü seveyim bak. Bacım çorbam oldu. Aslında sana bunu gösterecektim hani şey yaparken. İsmini de yağını böyle yakarken gösterecektim ama maalesef telefon doluydu. Nasıl yaptın dersen, böyle az bir şey tereyağı koyuyorum, sıvı yağ koyuyorum. Üzerine pul biber yakıyorum. Üzerine böyle çok fazla değil, bir tatlı kaşığı da salça koyuyorum. Yakıyorum onu, bak kenara dur nasıl pelte yapmış. Ondan sonra üzerine boşaltıyorum bak. Bunu bir kerecik olsun dene yani, böyle az bir şey de olsa yap, en ufak tencerede olsa. İnan ki bak bunu beğeneceksin, tadı gerçekten güzel oluyor. Ana yemeğe de karar verdim, şöyle patatesi koydum hemen ocağa, patatesi pişiriyorum. İşte soğan da bildiğin o klasik sosla yaptım onu. Bu yarı kadar piştiği zaman da köftelerini atacağım. Dolaptan köfte çıkardım ya. Valla olmuyordu bugün böyle, artık ne yapayım ya. Bir şey yapacağım, sulu köfte yapacağım. Pilava gelince tabi pilavsız olmaz. Pilava gelince de ne pirinç pilavı ne bulgur pilavı. Bugün şöyle güzel bir arpa şehriye çorbası değil, pilavı yapacağım. Gerçekten uzun zamandır yapmadıydım. Böyle evdekilerin hepsinde onu yerler diye düşündüm. Şöyle bolca böyle tereyağlı bir güzel şey yapalım. Arpa şehriyesi pilavı yapalım. Tereyağımla şöyle sıvı yağımı koydum. Birazcık altını açalım. Şimdi üzerine arpa şehriyelerini vereceğim. Normal bildiğin kavuracağım yani. Aynı pirinci nasıl kavuruyorsun? Arpa şehriyesini de öyle kavuracağım. Şöyle iyice bir döndüreyim, iyice bir erisin. Fazla da yakmadan, arpa şehriyesinden de zaten yanacak ya bu. Şöyle. Bu bayağı bir seviliyor bizim evde, biliyor musun? Abi seviliyor da niye yapmıyorsun uzun zamandır diyeceksin ama. Şu bayağı bir biraz bol yapalım. Dur bakayım yeter mi? Biraz daha koysam mı ki? Ay vallahi bilemedim. Şöyle bakayım. Herhalde yeter ya. Yok yok, şunu da dökelim, boş ver. Yeniyor bu. Tamam, dibine az bir şey pilav yapmaya kaldı. Tamam, bunu şimdi böyle güzelce kavuracağım rengi dönene kadar. Ondan sonra tuzunu vereceğim, ondan sonra suyunu vereceğim. Eğer evinde varsa et suyuyla yapabilirsin. He, kayınvalidem, dur. Şunu aldım geldim hemen. Bak bu şey, babam bizim bu bahçedeki horozlardan, yani kendi horozlarımızdan kesmiş bir tanesini de. Eşim Denizli horozu getirdiydi. Onun mesela yaşlandıydı zaten horoz, onu kesmiş. Onu böyle pişirmiş birazını da, düdüklü de haşlamış. Bize de getirdiydi. Bak bu kadar da onun suyu var. Hatta biraz daha var da ben bu kadarını aldım. Şimdi buna bu suyu da ekleyeceğim. Daha böyle güzel olacak. Hemen koşa koşa onu şey yapmaya gittim, almaya gittim dolaptan. Aklıma sonradan geldi. Bu da artık herhalde yarı kadar pişmiştir gibi geliyor. Dur, buna da şimdi şeyini ekleriz. Köftelerini ekleriz. İyice bir kavrulsun. Sen bunu yapıyor musun bilmiyorum. Bak bu gerçekten biz çok hoşumuza gidiyor bizim bu. Severiz yani. Ama genelde yapmıyorum yani, ne yalan söyleyeyim. Eşim pek üstüne düşmediği için sever de. Pek üstüne düşmüyor. O yüzden ben de böyle pirinç pilavıyla artık onun yemeklerini geçiştiriyorum. Ne yapayım? Ama bugün bunu benim de canım çekti. Yapacak bir şey yok. Bugün o da bundan yiyecek. Bacılarım, yemeğim tamam. Malzemesini koydum. Bunun da suyunu verdim. Altını kıstım. Ağır ağır pişsin. Marulu şöyle suya ıslattım. Eşim de sağ olsun gelirken pidelerimizi getirdi. Getirdiğinde bayağı bir sıcaktı ama tabii şimdi artık ılıklaştı. Artık yapacak bir şey yok. Bir de bak ben bunu şey yapıyorum. Sen de öyle yapıyor musun bilmiyorum. Mesela bu şimdi ertesi güne kalıyor ya da böyle hafif bayatlıyor ya. Ben bunu tost makinesinde ısıtıyorum. İnan ki var ya, bunun böyle normal bu halinden daha çok hoşuma gidiyor o hali. Sen de öyle yapıyor musun bilmiyorum. Kız biz sana bugün hiç yüz yüze gelmedik ya, dur. Gel kamerayı çık sen de. Benim oğlumun halini görüyor musun? Çünkü niye? Sana şu kadar diyeyim. Dün gece sadece 3 bardak su, 2 tane yumurtayla oruç tuttu. Bugün de okuldaki okul nasıl geçti bugün? Bak öyle aç karnı okul. İş yerinden açıp onu düşünüyorum. Ay değil mi? Bir de staj görecekler. Neyse oğlum, yapacak bir şey yok. Allah'a dua edeceksin. Gece sıkı yiyeceksin. Tişört. He? Şeyde şurada dışarıda askıda var, kurumuşlardır. Oradan alıversene. Çamaşırları dışarı tekrar şeyi çıkarttın da bugün teli. Ayakkabılar komple çıkardım. Tamam. Video bitiriyor bak. Tamam. Video bitirecek, gel bak diyor. Beyaz ayakkabılarından ne diyecek diyor. Allah'ım yarabbim ya. Az önce babama dedim ki şey, kediye. Bak. Duyuyor musun? Gene çıktı, gene geldi. En sonunda dedim. Yem kabının içine dedim. Bak bak. Ama canını yakar bu senin. Bu can yakıyor. Bak bak, görüyor musun? Bak. Can yakıyor. Her yere tüy sıçrar oğlum, her yere tüy sıçrar.
Bak gördün nasıl böyle yuvayı, kendin de sevdirmiyor ha. Bunu sevmeyeceğim, buna sadece yem vereceksin yani. O gurmamadan vereceksin. Neyse en son hazır dedim ki, boynuç bağırıyor ya böyle kapıya girdi. En sonunda dedim, bu dedim mama çuvalının içine bunu koyacağım, ağzına bağlayacağım, içeride yesin dursun dedim akşama kadar. Neyse canım benim, yani onu diyordum sana. Şimdi mesela hazırladık, işte yiyeceğiz, masalar kaldıracağız. Ondan sonra çayları içeceğiz. Benim bu akşam tatlım yok. Arkasına tatlılar yenecek falan filan. Yani sahurdasın, yiyecek yok. İftardasın, yiyecek yok. Yani ne bileyim. Demek istediğimi anlıyorsun. Hani ben sana şimdi açık açık bazı şeyleri anlatmayayım. Yani zaten hepimiz biliyoruz ne olduğunu da. Gerçekten ilk defa dün gece o sahur ezanı beni hakikaten çok kötü yaptı. Yani Allah'ım yardımcıları olsun. Allah'ım nerede böyle Müslüman varsa sahurunu yaparken, iftarını yaparken nerede böyle masasına koyacak bir şey bulamayan varsa Rabbim onların yardımcısı olsun. Gerçekten o kadar üzüldüm ki anlatamam ya. Hani böyle normal zamanda da üzülüyorsun ama hani böyle bu Ramazan'da daha başka bir şey yapıyorsun onlara. Hani daha başka bir üzülüyorsun. Ha kapıyı çekmiş o. Daha başka bir üzülüyorsun ya. Hani ne bileyim, insan var ya böyle haram sınmak derler bizim böyle mesela Kastamonu. Haram sınıyorsun yani. Hani bak mesela köfte yapıyorum, patatesle işte yok diyorum şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum. Ama başkanım benim de çekecek bir şeyim yok. Hani ne bileyim, hakikaten çok zor ya. Allah'ım bir an önce bitsin artık ya. Bir an önce böyle son olsun. Onlar ibadetleri yapabilsinler. Cuma namazlarını kılamadılar. Ondan sonra işte Ramazan'da oruçlarını rahatlar tutamayacaklar. Yani ne bileyim hani ki... Bir şey de diyemeyeceğim vallahi daha. Vallahi bacım bugün böyle geçti. Dur geliyor. Yani dediğim gibi bacım. Rabbim inşallah yardımcılar olur. İnşallah bir an önce böyle son bulur. Böyle söyledikçe böyle anlatacak o kadar çok şey geliyor ki. Böyle ağzıma söyleyecek o kadar çok böyle kelime geliyor ki. Ama işte yutuyoruz. Çoğumuz yutuyoruz. Çünkü hep diyoruz ya dünya sessiz. Ne diyeyim canım benim vallahi. Kendine dikkat et. Hay baba. 10 dakika bakalım. Tamam hazırlıyorum ben masayı. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Bizim artık iftar saatimiz gelmiş. Ben masamızı hazırlayayım. Ondan sonra inşallah iftarımızı yaparız. Dediğim gibi Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Bugünlük böyle olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.